herkese merhaba. Yoğun bir tercih sezonu içerisinden geçiyoruz. LGS tercihleri de 17 Temmuz'a kadar bitmesi gerekiyor. Geçen İstanbul liselerini paylaştım. İstanbul'a yaşadığım için İstanbul'la ne hani daha bir ilgileniyorum açıkçası. Fakat bir hayli mesaj geldi velilerimizden özel mesajlar da atıyorlar, istekle gönderiyorlar. Hocam Ankara ve İzmir'de değerlendirebilir misiniz? Gibisinden bir hayli şey aldım. Daha pek çok ilden de aldım da. Bence İstanbul'da ciddi sıkıntı var. Hadi birazcık Ankara ve İzmir'de de zor olabilir ama yani arkadaşlar küçük illerde çok zor olduğunu zannetmiyorum. Zaten sınırlı sayıda Anadolu Lisesi ya da Fen Lisesi olduğu için hani tercihlerimizde zaten 10 tane tercih yapabiliyoruz. Ve dolayısıyla çok ciddi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Hani boştan yere tercih koçluğu falan almanıza da bence hiç gerek. Boştan yere bence tercih koçluğu falan almanıza da gerek yok. Artı Milli Eğitim Bakanlığı okullarına yönerge gönderdi. Mutlaka okullar yapacak tercihlerini ve yardımcı oluyorlar. Fakat bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir de tercih robotu var. Yok atlasa benzetmişler. Şöyle ekrana vereyim siz de görün. Arkadaşlar e -Okul Google Map.com.tr'den girebiliyorsunuz buraya. Yok Atlas'a benzetmişler ama tabii ki Yok Atlas kadar profesyonel olamamış. Şimdi bu da bir gerçek. Onu da söyleyeyim. Hani Yok Atlas'ı yıllardır kullanan ve belki de Yok Atlas'ta en çok vakit geçiren bir öğretmen olarak söylüyorum size. Şimdi burada giriş kodlarını falan yaparak çocuğun tercihlerini yapabilirsiniz ama kendiniz hiç şey yapmadan da girebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya girmenize gerek yok. Sorgula butonunu çalıştırabiliyorsunuz. İli seçiyorsunuz öncelikle buradan. Ben demin İzmir'e bakmıştım. İzmir'le devam edelim. İlçe olarak seçebilirsiniz. İzmir'in ilçelerini seçebilirsiniz. Sonra şurada bir arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzdelik dilim listeleme var. Burada kendi yüzdelik diliminizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle yaparsanız işte tamamı gelir. Mesela 0 ile 100 arasında hepsini aldık. Ama diyelim sizin çocuğunuz 2'lik yüzdelik dilimde. Mesela 2, 6'dan başlayalım. 23'e kadar ya da işte 17'ye kadar listeleyelim. Hocam hangi aralıkta çıkar derseniz kesin bir şey söyleyemeyiz. Birazdan sayılar üzerinde konuşurken anlatayım onu size. Neden kesin konuşamıyoruz. Ama arkadaşlar yüzdelik dilimine yakınsa hani çok yukarıdan yazmanın bence bir anlamı yok. Zaten sınırlı sayıda listeniz var. Şimdi ÖSYM tercihlerinde 24 tercih hakkı var. E 24 hak olduğu için de hani birazcık daha geniş oyalanabiliyoruz. Mesela ben şöyle yapıyorum. Yüzdelik dilimden yarısına kadar düşebiliyorum. iki katına kadar da çıkabiliyorum. Mesela yüzdelik dilimi 20 ise çocuğun 20 binde ise 10 bine kadar düşebiliyorum. 40 bine 50 bine kadar da çıkabiliyorum. Ama LGS tercihlerinde öyle değil. Hem tercih sayımız az hem de yüzdelik dilim daha böyle sıkışmış durumda. O yüzden çok Kısa aralık listele dediğiniz anda o sizin seçtiğiniz 2.6 ile 17 arasını listeliyor. Gördüğünüz gibi Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi'nden başlamış. Okulun bütün özelliklerini yazıyor zaten buraya da ve aşağıya doğru indiriyor. Bu tercih robotunu kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Milli Eğitim sayfasında map.gov.tr ama üye olmanıza ya da öğrencinizin olmasına gerek yok. Hani kendiniz de bakabilirsiniz. Ben buradan aldım listeleri. Yani Ankara, İstanbul ve İzmir listelerini oluştururken listeyi tamamen buradan aldım güncel. Tabii ki bu geçen yılın başarı sırası. Hani bu yıl birebir tutar mı derseniz tutmayabilir. O yüzden bir tane iki tane de yukarıdan yazmanızda bence fayda var. Yani ben şöyle yapıyorum şahsen. Hani üç gibi düş, 3 hakkım var gibi düşünün. Bir tanesini biraz yukarıdan yazabilirsiniz. Bir tanesini tam böyle size yakın yerden yazabilirsiniz. Bir tane de garanti olsun diye aşağıdan yazabilirsiniz. Fakat ben daha çok okullar üzerinde duruyorum biliyorsunuz. Yani bana soracak olursanız hani pek çok veri soruyor. Çünkü bu çocuklar sonuçta iyi bir liseye gidiyorlar eyvallah ama asıl amaç iyi bir üniversite. Öyle değil mi? Yani siz çocuklarınızı iyi bir lisenin sonucunda iyi bir üniversite kazansın diye gönderiyorsunuz. Lise diplomasını alıp duvara asıp hadi çocuğum gel demeyeceksiniz öyle değil mi? Üniversite arayacaksınız. E, dolayısıyla bir adım sonrayı düşünelim. Üniversiteyi kazananlara da, üniversite tercih yapanlara da bir adım sonrasına iş bulma. O yüzden onlara konuşurken ne diyoruz? İş bulma seçeneklerini iyi düşünün. Lise sınavında LGS tercih yapan öğrencilere de şunu söylüyorum. Yani bitirdiğin zaman üniversite sınavına gireceksin. O sınavda seni öne çıkartan bir okul gitmende fayda var. Şimdi burada en önemli şey bence hazırlık sınıfı. Pek çok veli hazırlık sınıfına göndermek istemiyor. Çünkü lise otomatikman 5 yıla çıkıyor o zaman. Ben tam tersi düşünüyorum. Bence hazırlık sınıfına gitmeli. Hatta hazırlık sınıfında bence İngilizce değil, Almanca ve Fransızca veya Fransızca seçilmeli. İspanyolca gibi diller, İspanyolca var, Çince var, Japonca var, uç örnekler var özellikle İstanbul'da. Onları fazla tavsiye etmiyorum ama Almanca ve Fransızca okul olursa çok büyük bir avantaj olur. Zaten İngilizce yabancı dil olarak da okutuluyor orada. ikinci yabancı dil olarak. E, dolayısıyla bir çocuk iki dili birden öğrenmiş olarak mezun olabilir. Ki biz bu dil işini lisede halledersek üniversitede çocuğun önü çok açılıyor. Yani üniversitede o zaman dil baskısından kurtuluyor. Artı iş hayatına atıldığı zaman da atılacağı zaman da iş seçenekleri çok artıyor. O yüzden hazırlık sınıfı bulunan bir okul bence daha mantıklı. İkincisi ben fen liselerini çok tavsiye etmiyorum. Açık söyleyeyim. Yani gördüğüm kadarıyla şu. Tamam fen liseleri en iyi okullar kabul ama ama ben Anadolu Lisesi'nin çocuğun tercih hakkının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Şimdi fen lisesine gönderdiğiniz zaman çocuğu bu çocuğun önünde tıp ve mühendislik dışında bir şey kalmıyor. Hani geriye dönüp sonradan başka okullara geçerse belki düzeltilebilir ya da işte o çocuk açığı kapatabilir. Doğru bu örnekler var ama zor. Onun yerine ben Anadolu Lisesi'nin daha mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Neden şu? Orada seçenek var. Yani çocuk bölümünü, alanını 10. sınıfta seçiyor. 10. sınıfın sonunda seçiyor. Dolayısıyla 2 sene bir okuyor. Dersleri bir görüyor. Fizik, kimya, biyoloji, tarih coğrafya her neyse dersleri bir görüyor ve kendine yakın olan alanı seçiyor. Fen lisesine giderse genelde avukatlık, hukuk gibi bölümler, eşit ağırlık bölümleri ya da dil bölümleri kapanıyor. Ama Anadolu lisesine giderse dil sınıfı da olabiliyor, eşit ağırlık sınıfı da oluyor. Aslında sözel olması gerekiyor ama sözel maalesef kalmıyor. Ka hiçbir okul sözel açmıyor arkadaşlar tercihten dolayı. Yani çok fazla tercih kalmadığı için e geriye çocuğa yani fen lisesine giden çocuğun şeyini daraltıyorsunuz, seçeneğini daraltıyorsunuz. Ha çocuğunuz "Hocam ben kariyerimi çizdim. Doktor" doktor olacağım, mühendis olacağım, bilgisayarcı, yazılımcı olacağım diyorsa tamam. Fen lisesi çok büyük bir avantaj. Kabul ediyorum. Ama değilse yani daha karar vermemişse bence şeyi seçmek daha faydalı. Anadolu Lisesi'ni seçmek daha fazla. Yani arkadaşlar çok fazla seçeneğiniz var. Özellikle bu yayınları veliler için yapıyorum. Dediğim gibi LGS tercihini çocuğa bırakmamak gerekiyor. Velinin yapması gerekiyor ama tabii ki çocuğun da söz hakkı olması lazım. Hani onun seçeneğini göz ardı etmeden tabii ki onu da dinlemelisiniz. Ama veliler özellikle siz gidip hatta okulu görmelisiniz. Bence gidin mutlaka okulu görün. Okulu görmeden tercih yapmayın. Size tavsiyem bu. Bunlar bence çok çok önemli. Okulu görmeden yaptığınız tercihler sıkıntı yaratabilir. Lütfen okulları incelerken sadece kadrosuna falan bakmayın. Önemli olan okuldaki öğrenci arkadaşları. Yani öğretmenden ziyade okulun öğrenci başarısı daha önemli. Yani başarılı bir okulda çocuğunuzu okutmak çok çok daha önemli. Çünkü yanında hep çalışan insanlar olacak. O da onlardan etkilenecek. Ama böyle bir okula gönderemezseniz eğer bu sefer çocuk yanında çalışmayan çocukları gördüğü zaman o da onlardan etkilenecek. Benim çocuğum etkilenmez demeyin. Bütün çocuklar etkilenir. Çünkü herkes arkadaş grubuyla hareket ediyor. İleride işte üniversite tercihlerinde de yine arkadaş grubuyla hareket etmeye başlayacak. Yani o yüzden iyi araştırın. Mutlaka okulları gidip görün diyorum. Herkese iyi günler.